Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde kısmet olursa Ermeni tehcirini işleyeceğiz. Ama dersimize önce Fransızca yapacağız. Hemen Fransızcanın arkasından aynı videoda Türkçe olarak anlatacağız. Çünkü genelde maalesef Ermeni tehcirini kendimiz söylüyoruz, kendimiz çalışıyoruz. Bunu Fransızca olarak anlatacağımı söyleyeyim. Bonjour, bonjour mes amis. Le sujet de notre leçon d'aujourd'hui est la déportation arménienne, pas un génocide. Pas un génocide. Je couvrirai d'abord ce cours en France, ensuite je vais vous expliquer en turc. L'Empire ottoman a dû se battre sur de nombreux fronts pendant la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman a combattu des États comme la Grèce, l'Angleterre, la France, la Russie et l'Italie pendant la Première Guerre mondiale. Alors que l'Empire ottoman combattait l'ennemi pendant la Première Guerre mondiale à l'Arménie qui était citoyen de l'Empire ottoman, on commença à se rebeller contre l'État dans diverses parties de l'Empire ottoman. Alors que l'Empire ottoman combattait les Britanniques, les Français, les Russes, les Italiens et les Grecs, il devait faire face aux rébellions arméniennes dans son pays et dans diverses régions. Les Arméniens qui étaient sous vassalité ottomane ont attaqué les villages de leur propre pays. Les Arméniens ont arrêté les soldats ottomans, empêché l'envoi de soldats et enlevé les poteaux télégraphiques pour empêcher la communication. Les raids sanglants de l'Arménie dans le village ont laissé l'armée ottomane dans une situation difficile. Regard de l'Empire ottoman. Alors que l'Empire ottoman se battait pendant la Première Guerre mondiale, il cherchait des solutions à la révolte interne de l'Arménie. Ces solutions consistant à empêcher les raids des villages d'Arménien et à éliminer les dommages qu'ils ont causés à l'arme ottomane. L'État ottoman a trouvé une solution aux raids des villages d'Arménien et pour empêcher l'envoi de soldats de faire immigrer certains Arméniens de chez eux. Les Arméniens déplacés par l'État ottoman étaient des Arméniens travaillant sous les associations séparatistes d'Achak et Khinchak. Les Arméniens immigrés par l'Empire ottoman n'étaient pas des femmes, n'étaient pas l'âge des Arméniens que l'Empire ottoman a migré. Les Arméniens immigrés par l'État ottoman n'étaient pas des enfants. Les Arméniens déplacés par l'Empire ottoman sont ceux qui se sont battus, ont fait du mal à l'Empire ottoman, ont attaqué des villages et tuer des femmes anciennes. L'État ottoman a pris les précautions nécessaires lors de la migration et fait immigrer les Arméniens
l'établissement le boulangerie sur la route a permis de répondre aux besoins en pain et en nourriture. Et envoya de nombreuses circulaires, l'État a demandé au administrateur de province discrète sur la route migratoire de les aider de toutes les manières lorsqu'ils venaient dans leur propre province districte et Sancak où les Arméniens étaient immigrés. Au four et à mesure que le exode des Arméniens augmentait, le champ de la migration s'est également élargi. Alors que les Arméniens appartenaient à une seule secte ont d'abord immigré lorsque les débordements arméniens se sont multipliés, d'autres Arméniens ont été pris en compte. Enfin, la présence d'Arméniens dans l'État ottoman était d'environ 1,5 million en termes de population. On estimait que le nombre de décès causés par l'épidémie pendant la migration est d'environ 300 000 à 500 000. Cependant, il est intéressant de noter que alors que la population totale d'Arménienne était de 1,5 million, ils sont déclarés et affirmés que le nombre de ceux qui sont morts pendant la migration était d'environ 1,5 million. Au fur et à mesure, au fur et à mesure que le zecte d'Arménien augmentait, le champ de la migration s'est également élargi. Alors que les Arméniens appartenant à une seule secte ont d'abord immigré, lorsque de déportements arméniens se sont multipliés, d'autres Arméniens ont été pris en compte. Enfin, la présence arménienne dans l'État ottoman était d'environ 1,5 million en termes de population. On estime que le nombre de décès causés par l'épidémie pendant la migration est d'environ 300 000 à 500 000. Cependant, il est intéressant de noter que alors que la population totale arménienne est de 1,5 million, ils ont déclaré et affirmé que le nombre de ceux qui sont morts pendant la migration était d'environ 1,5 million. L'État ottoman n'a jamais donné l'ordre de tuer ou de détruire les Arméniens. Les déserts sont survenus sur la route migratoire. La migration force a été obligée en 1918 avec la loi du retour au pays parce que la guerre est finie et que l'armistice de Mudro a été signé. Précisons
Briye ve man kölle mort Ermeniyen ete due a l'immigration due al de malad contagieuse lete ne pa di de tue les Ermeniyen. Aujourd'hui nous avons que de nombreux documents d'archives ottomanes contient de instructions pour protéger les Arméniens. Il n'y a aucune instruction de tuer les Arméniens. La nation arménienne était connue comme la nation loyale de l'Empire ottoman. Murat Polat a écrit un roman sur la déportation arménienne. Le titre du roman est L'amour ne connaît pas de race. Le roman a été écrit à partir de documents d'archives. Le roman de Murat Polat, voilà. L'amour ne connaît pas de race. L'amour ne connaît pas de race. L'amour le connaît pas de race. Evet arkadaşlar, Ermeni tehciriyle ilgili hızlı uzun bir dersin Fransızca kısmını bitirdik. Şimdi tam birebir tercüme olmayacak belki Fransızcayla. Kısaca anlatmak gerekirse, Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndayken arkadaşlar, biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'nda da kimlerle mücadele ettiğimizi şuradan önce bir Osmanlı haritasını açalım. Bakın Osmanlı Devleti burası. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti birçok cephede savaşıyor. Özellikle İtalya, Fransa, İngiltere gibi devletler, tabii sonradan işte Yunanistan gibi bazı devletler, Rusya gibi bazı devletler ne yapıyorlar? Osmanlı Devleti ile savaş içine giriyorlar ve buradan Osmanlı Devleti'ne doğru yükleniyorlar. Sadece bu yüklenmelerde biliyorsunuz bazı önemli cephelerimiz var. Bu cephelerden en önemlisi tabii ki Çanakkale cephesi. Buralarda da tabii ki savaşılıyor. Kafkasya cephesinde savaşılıyor. Kanal cephesinde savaşılıyor. Kutul Amara denilen işte Arabistan, Basra, Irak gibi önemli bölgelerde savaşılıyor. Ve bu savaş sırasında özellikle Osmanlı Devleti'nin şu topraklar içerisinde yer alan Ermeni vatandaşları Osmanlı dışarıyla savaşırken içerideki Ermeniler maalesef Osmanlı'yı sırtından vurmaya çalışıyorlar. Osmanlı'yı bunlar sırtlarından vurmaya çalışınca Osmanlı Devleti de içerideki Ermenileri, mesela şuradakileri, buradakileri, sınıra yakın olan yerleri, Konya'ya, bilmem nereye, burada olanları, şurada olanları da mesela Suriye'ye, Deirizor'a, özellikle ben çok Deirizor okudum, Lübnan tarafını okudum, buralara göç ettirilenler çok fazla, buralara gönderiyor. Gönderirken hiçbir şekilde Ermenileri öldürün, vurun, kırın, bu milleti dünya yüzünden kaldırın gibi bir emeli, amacı yok. Böyle bir yazışması da yok. Hatta muhacirin komisyonu kurarak, bunların geçtiği yerlere fırınlar yaptırarak, yemeklerini vesaireyi sağlamak noktasında çok gayret ediyor. Tabii takdir edersiniz 4-5 cephede birden savaşan koca devleti Aliye, bunları bakın, bilmiyorum bu resim gerçek midir, başka bir yerden mi alınmıştır, ama bunları yolculuk esnasında seyahat ederken elbette ki sari hastalıklar vesaire
maalesef ölenler oluyor gerçekten, ama hiçbir şekilde devlet sistematik olarak Ermenileri yok etmek için, öldürmek için silah çekmemiş, vurmamış, kırmamış. Böyle bir emri de zaten yok. Ve kaldı ki devlet dışarıyla savaşırken içerideki Osmanlı vatandaşı olan Ermeniler, bakın altını çiziyorum, Osmanlı vatandaşı bunlar. Bunlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Şuradan ya tren, askeri treni soyuyorlar, erzak zahiresini alıyorlar, ya köyleri, kasabaları basıyorlar ve köyde kasabadaki insanları öldürüyorlar, ya da ne bileyim telgraf tellerine direklerini kopartıyorlar ki haberleşmeyi devlet sağlayamasın, savaşlarda başarılı olamasın. Ve bu arada şunu da biliyoruz ki İngiltere'den, Rusya'dan Ermenilere çeşitli kanallardan sürekli silah geliyor. Özellikle Taşnak, Hınçak Komitesi gibi dernekler de ciddi bir isyan içindeler. Devlet tabii ki bunu önlemek için onları alıyor, bir yerden bir yere naklediyor. Bu nakil sırasında da devlet onların can güvenliğini ve mal garantisini, mal güvenliğini sağlıyor. Mesela adam Maraş'tan gidiyorsa Maraş'taki adam gitmeden önce ya malını satıyor, parasını alıyor, şuraya hemen yazalım, malını satıyor, neyi tabii, bunu şöyle yapalım, malını satıyor, parasını alıyor, ya da arkadaşlar ikinci şık olarak malını emanet komisyonları var, emanet komisyonlarına bırakıyor. Ve arkadaşlar, geri dönüş yasası Mondros Ateşkes Anlaşması ile birlikte çıkıyor. Geri dönüş yasası, Ateşkes Antlaşması ve 1915 Mondros Ateşkes Anlaşması çıkınca 1915 yılında tehcir edilenler 1918 yılında geri dönebiliyor. Peki ne oluyor arkadaşlar geri dönünce? Maalesef bunlar Kurtuluş Savaşı yıllarında yine Fransızların ve İngilizlerin payandası oluyorlar. Ne zaman payandası oluyorlar? Geri dönüş yasasıyla. Evet, olay bundan ibaret arkadaşlar. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bir sonraki derste buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.